Ben de boşanmayla ilgili Haceli ile konuşacağım birazdan. Bu bugün aldığım en güzel haber. Çok mutlu oldum. Ben de geleyim mi? Yok yok, gerek yok. Yani seni görünce vazgeçer diye. Haceli bu ne yapacağı belli olmaz. Tamam, nasıl istersen. Şu evraklar bir imzalansın. Ondan sonra seninle karı koca olacağız. Ömrümüzün sonuna kadar mutlu yaşayacağız. Sen, ben ve Salih. Üçümüz. İnşallah. Akşama görüşürüz. Peki. İşte küçükken anam söylerdi, ben de doktordan çok korkarmışım. İğne görünce bayılırmışım. Peki şimdi Bayram, hala korkuyor musun? Yok, şimdi korkmuyorum. Ben Salih için sordum. Peki canı yanacak mı? Acımayacak, merak etme. O çok alıştı küçüklüğünden beri bunlara. Benim de elim hafiftir, merak etme. İyi, göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Sizin bizim için bir çalışma arkadaşından çok bir kardeş, bir dost gibiydi. Onun kaybı hepimizi derinden yaraladı. Rahmetli babanızı ve sizi çok sever sayardı. Bu hastane onun her şeyiydi. Biliyorum, başaramam ama onun yokluğunu hissettirmemek için elimden geleni yapacağım. Bundan sonra beni de bir evladınız, bir oğlunuz gibi düşünün. Sağ ol evladım. Babanın sağlığını da görseydi sizin, sizinle gurur duyardı. Allah rahmet eylesin. Ben size eşlik edeyim, buyurun. Evet, ne var? Fiko, ne oluyor? Küsmüyoruz. Şerife. Senin ne işin var burada? Aa Fiko, ne oluyor? Niye bu kadar şaşırdın ha beni burada görünce? Halbuki sen hep burada isterdin beni. Kızım, elimden bir kaza çıkmadan defol git odamdan. Ya tamam, gideceğim. Ama sana küçük bir hediyem var. Önce onu takdim etmek istiyorum. Ne hediyesi? Hediye falan istemiyorum. Çık git odamdan. Tamam diyorum. Gideceğim diyorum. Ama önce ay ne olur gitme Şerife. Yalvarırım gitme Şerife dediğin günleri sana bir hatırlatmak isterim. Al. Güzel çıkmış mıyız? Ne istiyorsun Allah'ın belası? Para mı? Ay Fiko, aşk olsun bak, kalbim kırılıyor ama. Ne parası ya? Hayatta paradan daha önemli şeyler var, biliyorsun. Mesela sen. Ben mi? Evet. O gün hani o evde gördüm ya seni. Böyle deliler gibi özlediğimi anladım. Ne oldu? Sen beni özledin mi yoksa ha? Şerife, oynama benimle. Ne istiyorsan açıkça söyle. Allah Allah, nerede bu adam ya? Başına bir şey gelmiş olmasın? Ulan bir rahat yok be. Ha canım kardeşim, söyle ne oldu? E abi, ben çıktım, bahçedeyim. Neredesin sen, göremiyorum. Ya Sinan'ım, ben gelemeyeceğim kardeş ya. Baban aramadı mı seni, anlatmadı mı sana? Yok, kimse bana bir şey anlatmadı. Ne yapacağım ben şimdi peki? Ha? Adamlar her an her yerden çıkabilirler abi. Hacı Ali, bir cevap ver. Ne yapayım ben şimdi abi, nereye saklanayım? Tamam tamam kardeşim benim ya, tamam telaş etme. Bak şey yap ya sen şimdi. Ben neredeyim biliyor musun? Ya böyle çok güzel bir deniz kenarı sahilindeyim ha. Hani o bizim oradaki var ya, burundaki. Ha orada işte. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Atla buraya gel. Ne
güzel güzel bir konuşalım, sohbet edelim. Sana anlatacaklarım var kardeş, tamam? Hadi bakayım, atla sen gel. Şey, dikkat et ha. Tamam mı Hüseyin Hanım? Tamam abi, tamam. Geliyorum. Gidiyoruz hanımefendi. Siz devam edin. Ben yolu gördükçe hatırlayacağım inşallah. Tamam efendim. Salih, gel. Ne yapıyorsun yakışıklım benim? Salih, senin yüzüne ne oldu? Ağladın mı? Bu aramızda bir sır olarak kalacak. Ama annem bunu öğrenirse ne yapar biliyor musun? Seni bırakıp gider. Yapayalnız kalırsın ortada. Yok, oyun oynarken düştüm. Ya ama oyun oynarken birazcık daha dikkatli ol, tamam mı? Ben şimdi buraya neden geldim biliyor musun? Neden? Oyun oynamaya. Oyun mu? Ne oynayacağız? Doktorculuk. Aa, babamla hep oynarız. Ya öyle mi? Tamam, şimdi de birlikte oynayalım o zaman. Peki, oynayalım. Oh Remziye ya, bu nasıl memleketimiz ya? Gözünü seveyim Ürgüp'ümün çarşısını, pazarını ya. Bu ne ya? Ya vallahi doğru söylüyorsun Hüsnü ya. İnsana koyuyor ha. Bir de böyle bütün mal, mülk, zenginlik insanın elinden sabun gibi kayıverince daha çok koyuyor. Aman bak, aklı sıra bana laf mı sokuyorsun şimdi? Benim yüzümden mi oldu? Senin yüzünden oldu. Analı kızı çevirdiğiniz dolaplar yüzünden oldu. Şimdi o çevirdiğiniz dolaplar boğazınızı sıkıyor işte. Aman be, neyse ne, Allah Allah. Zaten moralim bozuk. Vallahi Hüsnü, insan ne oldum dememeli ha. Ne olacağım demeli, acaba ne olabilirim demeli. Baksana ya, ucuz olsun diye bana bunu ayırdı. Ne kadar çürük çarık şey varsa hepsini aldık. Ne edeceğiz? Ev şeye döndü. Sevilhaneye döndü. Hüsnü'nün Sebil'i var sanki. Duyan geliyor, duyan geliyor. Bütün sokağın en iyi bizde. Dur ya Hüsnü, öyle umutsuz konuşma. Dur bakalım. Şerife hele bir bu zenginlerin malikanesine bir yerleşsin ha. Fatma'nın yanına gitsin. Ondan sonra Allah büyük. Ulan gene siz analı kızlı bir iş çeviriyorsunuz ya, hadi hayırlısı. Göreceğiz. Ne çevireceğiz be? Şerife bunlar ne? Nasıl aldın bunları? Kız yoksa yine işe mi başladın? Kız anne yok. Vallahi bitti o işler. Kız, neyden aldın bunları? Hangi parayla aldın? Ya baba korkma ya, vallahi bak zannettiğin gibi değil. Zaten benim bunların hepsini almaya etim yetmez. Ben o kadar pahalı değilim. Rahat ol sen. Dur Allah cezanı versin sen, ne mi? Şu Remziye, şu konuşmalara bir bak la. Şu konuşmalara bir bak. Sende hiç edep, haya ne kalmadı, saygı kalmadı ha. Ne diyeyim gayrı? Allah ıslah etsin seni. Allah ıslah etsin. Kız, ne bunlar? Ay ne kadar güzel şeyler Şerife. Bu ne böyle? Anam ne kadar tatlı bir şey. Ay buna bak. Yakıştı mı kız? Herhalde yakışacak, herhalde güzel olacak. Sen kimin annesi? Şerife doğru söyle kız. Bunları almak için nereden para buldun sen? Ekteğimi biçiyorum diyelim. Al. Bunlar da sizin. Yedi. Bu kadar çok para sende ne arıyor? Yani çok geçmişten bir alacağım vardı. Onu tahsil ettim diyelim. Buna bak. Yoksa bu parayı Fatma mı verdi ha? Kız onun yanında işe mi başladın? Kız anne ben sana demedim bir daha hizmetçilik yapmam diye. Ben eve girersem hanım olarak girerim. Burada kimse yok. Nereye kaçırdın lan hurdacı bu çocuğu? Elimiz boş dönersek Said abi kızacak. Yalan var. Teşekkürler, hoş. Sağ olun.
Kime baktınız? Ben Hacı Ali'ye bakmıştım ama. Hacı Ali yok. Siz kimsiniz? Ben eşiyim. Siz kimsiniz? Biz beraber çalışıyoruz. Ben ortağıyım. Hacı Ali yok şimdi. Bir yere kadar gitti. Gelin şimdi. Siz geçin içeri bekleyin. Abi, biz hurdalığa geldik. Buraya bir kadın geldi. Hacı Ali'nin karısıymış. Şöyle güzelce zengin bir kadın. Hacı Ali evli miymiş lan? Ne bileyim abi. Kadın kendi ağzıyla söyledi. Karısıymış. Biz istedik bir göz. Allah verdi iki göz. Kadını tutun orada. Ben hemen geliyorum. Tamam abi, baş üstüne. Biliyor musun kardeş? Neyi? Şu deniz var ya. Ha. Evet var, görüyorum, kocaman, ne olmuş? Şu koca şehirde şu denizi benim kadar kimse çok sevemez, biliyor musun? Olur mu ya? Ben de çok seviyorum denizi. Benim kadar değil be Sinan. Benim kadar dehşetli değil be kardeşim. Benim kadar çok sevemez. Niyeymiş o? Çünkü sen kollarında doğdun kardeş. Gözün önünde ama farkında değiliz. Ama ben... Sen? Ben bu şehre gelene kadar hiç deniz görmedim, biliyor musun? Yok artık. Hiç mi görmedin? Yok, vallahi hiç görmedim. İnsan hayatında hiç görmediği bir şeyi... Nasıl bu kadar sever ya? Sever be kardeş. Görene kadar hayal ederse sever be. Neye benzer? Nasıl kokar? Ne renktir? Hep düşlerse sever be. Hem de çok sever kardeş. Ben artık yokum Sinan kardeş. Ne? Canını koruyacak başka birini bulacaksın kendine artık. Benden buraya kadar. Niye ya? Ha? Neden beni bu adamların eline bırakıyorsun ki acele? Ya kimseyi kimsenin eline bırakmıyorum ya. Vallahi ben Sinan. Dedim ya kardeş. Ben denizi bu yaşında görmüşüm ben. Az daha tadını çıkarmadan ölmeye hiç niyetim yok lan. Bana bak. Canım babana emanet artık, tamam? Anladın? Alo. Alo. Hurdacı. Neredesin lan? Bak hurdalıkta yoksun ama. Bir misafirim var koçum. Merak ettin değil mi? Misafirin kim diye. Aç şunu ağzını. Hacı Ali! Hacı Ali Fatma be! Fatma ben kurtar beni Hacı Ali! Hacı Ali kurmalıyım! Hacı Ali! Hacı Ali! Hacı Ali Fatma? Fatma mı? Karın mı? Fatma ya! Sevindin mi lan? Ha? Yalnız sen de ağzının tadını biliyormuşsun hani. Çakal. Lan! Bana bak lan! 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 Ulan hadi! Lan Fatma'yı ver lan telefona! Kızı telefona ver lan! Korkma lan, korkma! Gözümüz gibi bakıyoruz misafirine vallahi. Bak daha az evvel iki tane lahmacun söyledim. Hem de acısız. Yanında da ayran. Yayık ayranı. Bizim lahmacuncu evde özel olarak yayıyor ayranı. Ama ayran şahane ama
Bizim çocuklardan bir tanesi yanlışlıkla sen kalk, yanlışlıkla tuz yerine fare zehrini dök ayranın içine. Bak. Bağırma. Görüyor musun hurdacı? Geri zekalı işte. Şimdi bu fare zehri var ya, böyle illet pis bir şey ya işte. Hani birazdan senin hanım bunu içecek ya, zehrin kana karışıp öldürmesi için 45 dakikan var. Hastaneye yetiştirdin. Yetiştirdin. Yetiştiremedin. Nortingen Strauss'e. Anladın mı acele? Ne oluyor? Bana bak lan. Bana bak lan, ben anladım anlamasına da. Oğlum, ben iyi dinle lan. Eğer o kızın kılına zarar verirsen, bak zehre hiç gerek yok ha. Oğlum seni var ya dilim dilim doğrarım. Her bir parçanı da farelere atarım, anladın mı lan beni? Beni anladın mı lan? Kes ulan! Şimdi beni iyi dinle. Seninle anlaşacağız. Eğer bu güzel bir daha görmek, koynunu almak istiyorsan, beni iyi dinle. Benim meselem seninle değil. Benden oğlumu alan Bilal olacak, o benim derdim. O zaman git işini oğluna gör lan. Benle ne uğraşıyorsun? Bilal'in oğlunu istiyorum. Sen bana Sinan'ı getir. Ben de sana Fatma'yı vereyim. Şimdi bak, birazdan ayranı içireceğim. Tam 45 dakikan var. İyi düşün aslanım. Sinan'ı getir, karını al. Ver şunu. Şimdi misafirimize milli içeceğimizden ikram edelim. Yapma, 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 kurban balayım, yapma, yapma. Bak benim çocuğum var, senin de çocuğun varmış. Yaşayamaz o, bensizsin, daha küçücük, ne olur yapma, yapma. Yaşayamazsın. Benim de oğlum vardı. O da artık yok. Seninki de yaşayamazsın. İyi tut lan. Aç şuradan ağzını. Yavrum, yavrum! Aa. Abi, ha. Anlatmayacak mısın ya, ne oluyor? Sait mi aradı, kim aradı, ne oldu? Yok be oğlum, ne Sait'i? Benim bir özel meselem var da seninle ilgilendiriyor oğlum. Benim meselem, özel mesele. Tamam abi, ne kızıyorsun ya? Benim bir işim var şimdi. Sen şimdi ben götürüp babana teslim edeceğim. İşte ben özel mesele var onunla şey yapayım. Yok abi. Ben babama kendim giderim. Senin özel meselen neyse benim de meselem o. Niye biliyor musun? Çünkü biz artık seninle kardeşiz. Tamam. Ben seninle ölüme giderim be. Duyuyor musun beni? Ölüme giderim ben seninle, cehenneme giderim. Olmaz kardeş. Benim meselem benim. Ben halledeceğim. Hadi. Hadi yürü abi. Abi. Ha. Hadi neyse, seni yüzden gidelim, halledelim, gel. Hadi gel ya. Kız sen bana surat mı ediyorsun ha? Beni bütün okulun önünde küçük düşürdün. Sinan'ın, diğerlerinin. Sinan'ın ha? Diğerlerinin. Kız sen bu ekmeği gördün mü ha? Söyle, gördün mü? Ne o Sinan ne de diğerleri. Hayatlarında hiç böyle ekmek gördün mü ha? 5 günlük ekmeğin böyle bir unca un ufak olduğunu
davul bile dengi dengine karışın Ayşe. Yoksa sen o zengin bebesine gönlünü mü düşürdün ha? Yok. Yok anne. Ya sen nereden çıkardın şimdi ya? Benim ne işim olur o çirkin şeyle? Kızım. Ben senin gözünün içindeki çizgiden yüreğinin kaç okka kahır çektiğini anlarım. Ananım ben senin. Anan. Benden düşenim bilemeyeceğim ha. Bak kızım. Okumak okumak dedin. Tamam dedim. Anladım. Okusun bu kız. Adam olsun dedim. Benim gibi cahil kalmasın. Kavgaya dövüşe tutuşmadan hakkın hukukunu aramayı bilsin. Zulmün zorbalığın önünden kaçıp bu cehennem sofralarında heder olmasın dedim. Ama sen ne yaptın? Daha okula başlar başlamaz aşka meşke daldın Ayşe. Artık bitti. Bir daha o çocuğu görmeyeceksin. Yoksa seni okula salmam. Ya okul ya da o zengin bebesi. Sen seç kızım. Ya ana. Ne oluyor yine? Sesin ortalığı inletiyor ya. Ha? Afiyet olsun. Ya şey oğlum. Böyle kulaklar ağırlaşınca konuşurken farkına varmadan bas bas bağırıyor. Çorba da mis gibi kokuyor ha. Hadi iç sıcak sıcak. Sen ne yaptın Mimar Hanım? Nasıl gidiyor okul? İyi abi. İyi. Hani Haceli'yle yakışıklı bir zengin bebesi vardı. Onlar nerede? Gittiler. İyi kendileri bilir gelene. Kapımız açık. Ay ses kesildi be. Aman ya. Niye kesildi acaba? Ay meraktan deli olacağım ha. Ay! Çok ağırlıydın şimdi delleneceksin öyle mi? Eyvallah Hüsnü ya. Ödümü kopardım be. Arkamdan öyle sinsi sinsi geliyorum. Şimdi suratıma bir sümsümü çalacağım göreceğin gününü ha. Zaten akşama kadar karnım acıkmış bir lokma bir şey giymemiş ağzıma. Sen de kalkmışsın ilerlemin evini dinliyorum. Allah Allah. Ne yapayım yani? Koca İstanbul'da bula bula bunların altındaki evi bulduysak suç benim mi ya? Bana bak Hüsnü. Bak bir şey diyeceğim. Var ya. Bu Ayşe kesin bir şeyler çeviriyor. Sonra demedi deme. Dinime küfreden Müslüman olsa. Köpes tavırlar ya. Hadi kalk sofrayı hazırla. Hadi tansiyonum çıktı, şekerim çıktı. Biraz da sana patlayacağım. Ama sen de yemek de yemek diye tutturdun. Biraz rejim yap ya, fit ol. Ha? Şu göbeğe bak ya. Vallahi üstüne bardak koy, çay koy, sandalye koy, manzarayı seyret. Dombili seni dombişko. Ne dombilisi be? Balkonsa balkon. Öyle saksıya böyle balkon. Ne var yani? Hadi yürü ben balkonumdan memnunum. Sen kendi saksına bak yürü. Yürü kız. Asım. Söylediğim tatlıları hazırlattın mı? Hazırlattım Fidan Hanım. Anne. Annem. Kenan. Kenan, ben bugün seni çok kırdım. Fazla ileri gittim. Bağışla beni. Ama anneler böyle işte. Çocuklarının büyüdüğünü bir türlü kabul edemiyorlar. Kendilerince onları korumak, kollamak istiyorlar. Fazla ileri gittim. Biliyorum. Bağışla beni. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum anne. Hiçbir şey söyleme annem. Beğendin mi masayı? Beğendim, beğendim. Ellerine sağlık da nereden çıktı bu? Bak sen daha küçücüktün hatırlamazsın. Babanın kalbini istemediğini kırdığımda hep ona böyle mükellef bir sofra hazırlardım. Kendimce gönlünü alırdım. Eline sağlık anne. Eline sağlık da niye yormuşsun kendini bu kadar? Olur mu? Olur mu? Gördüm. Sarmayı da gördüm. Al bakalım.
Ellerine sağlık anneciğim. Harika olmuş. Madem bu akşam böyle olağanüstü mükellef bir soframız var, şahane bir ziyafetimiz var, benim de size ve bu sofraya yakışır şahane bir sürprizim var. Aa, bak, bak şimdi çok merak ettim. Neymiş o sürpriz? Fatma nerede Asım? Dışarı çıkmıştı Kenan Bey. Dönmedi mi? Fazla zamanın kalmadı Fatma Hanım. Bu güzelliğine yazık olacak. Başkasının günahı yüzünden öleceksin. Dua et de hurdacı sana kıymet veriyor olsun. Eğer vaktinde yetişemezse gebelip gideceksin bu hurdalıkta. Yazık olacak sana. Çok yazık. Saat kaç oldu kardeş? Allah Allah. Abi 5 dakikadır 3. soruşum bu ya. Sen iyi misin? Ne oldu? Bir şey mi var? Düşünüyorsun kara kara. Ya ona yorulmuşum bugünden, almış gitmişim öyle. Bu şehir adamı yoruyor oğlum. Çünkü herkes divane bir koşturma içinde. Hırs içinde, öfke içinde. Kavga eder gibi yaşıyor herkes bu şehirde. Alo Bayram. Efendim Kenan Bey, buyur. Fatma'ya ulaşamıyorum, seninle birlikte mi? Yok. Nasıl olsun benim yanımda? Haberim yok. Ne demek haberim yok? Haceli ile buluşacaktı bugün. Bak eğer bir şey biliyorsan da... Şimdi kapatıyorum. Eğer bir şey biliyor da söylemiyorsan bunun acısını çıkartırım senden. Unutma bunu. Baba annem nerede? Oğlum annen biraz hava almak için dışarıya çıkmış. Birazdan gel... Koluna ne oldu senin? Gülmüsel ablayla doktorculuk oynadık. Burada işaretlediğim bütün testlerin yapılmasını istiyorum, tamam mı? Tamam Gülmüsel Hanım. Yalnız bundan kimsenin haberi olmasın lütfen. Babam ve Kenan abi dahil, tamam mı? Tamam. Ben burada bekliyorum sonuçların çıkmasını. Tamam. Hiç merak etmeyin, çıkar çıkmaz getireceğim size sonuçları. Tamam. Aa işte oğlum. Burası benim babamın evi. Oğlum atıyorsan kafanı kırarım. Ne atacağım? Ya. İşte babamın evi diyorum işte. E ne diye gitmiyorsun o zaman? Korkuyor musun lan? Ne korkacağım lan? Lan iyi desene o zaman hadi. Oğlum saçmalama. Kaç yıl olmuş görmemişim adamı. Ne yapacağım bundan sonra? Bebekliğimden bile beni görmedi lan. Sormadı bile beni. Ya ulan gitmiyor önce lan. Ablanı düşün oğlum. Yazık değil mi? Besleme gibi kalıyor herkesin yanında zavallı. Hadi. Kimi aramıştınız? Şey, ben Bilal Bey'i görecektim de. Kendisi şu anda evde değil. Kimsiniz? Neden beyefendiyi arıyorsunuz? Şey, ben sonra uğrayayım o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yurdan. Ne oldu lan, ne dedi? Bir şey diyemedim. Ne demek bir şey diyemedim? Diyemedim lan işte oğlum. Kolay mı sanıyorsun ha? Kaç yıl olmuş görmemiş adam beni. Bunca yıldan sonra merhametliler gibi. Oğlum kolay mı sanıyorsun lan sen? Kolay mı sanıyorsun? Lan oğlum dur lan Ahmet.
Acele. Ne oldu abi, niye buraya geldik? Yok bir şey canım kardeşim ya, yok bir şey. Abi. Bir sıkıntın var ya. Yok bir şey dedim ya oğlum ya. Yok bir şey ya. Alo Karabayram, ne vardı? Ya Acele, Fatma senin yanında mı? Senin yanına diye çıkmış, hala dönmemiş eve, biliyor musun? Ya Karabayram, benim az bir işim var da. Sen şimdi bir kapat, tamam, ben seni sonra arayacağım. Tamam, hadi arayacağım ben seni. Abi, babam mı burada, bir şey mi var, bir şey söyle ya. Yok bir şey oğlum, yok. Ne oluyor abi ya? Ha? Ne yapıyoruz burada, babam ne yapıyor burada? Abi bunlar babamın adamları değil. Sattın beni. Bak. Mecbur kaldım be kardeş. Vay. Güvenmiştim ben sana lan. Abi dedim. Sattın beni, yalan söyledin bana. Öldüreceklerdi. Fatma'nın canını alacaklardı yoksa. Kusura kalma kardeş. Nasıl ya? Nasıl yaparsın bunu bana ya? Nasıl yaparsın? Abi yere koydum ben seni. Abi dedim, sattın beni. Sattın. Bağışla kardeş. Mecbur kaldım, bağışla, kurban oldum. Hadi. Hadi. Hadi daha fazla zorlaştırma bu işe. Hadi yürü kardeş. Götürmüşsün lan emaneti. Aferin. Yazıklar olsun sana be. Abi yerine koymuştum seni. Güvenmiştim sana, adam sanmıştım. Bu mu lan senin delikanlılığın ha? Söz namustur lafların bu mu? Yazıklar olsun sana. Fatma. Fatma, duyuyor musun beni? Ha? Fatma! Fatma, duyuyor musun beni? Ne yaptınız kıza? Ne yaptın lan kıza? Ayranı biraz fazla kaçırdı da ağırlık çöktü. Korkma, yine bırakmayacağım seni Azrail. Korkma, tuttu. Tuttu, bırakmam seni. Kalma. Kalma. Fazla zamanı kalmadı zavallının. Yetiş. Asım. Buyurun Fidan Hanım. Kenan gelmiyor mu? Fatma Hanım'ı arıyor efendim. Daha çok arar. Fidan Hanım'ın şehrinden dünyanın öbür ucuna kaçmıştır o köylü güzeli. Naime. Fikret. Karına biraz sahip çıksan iyi olur. Fakat yenge... Fakatı yok. Sabahtan içki içmelere başladı. Üstelik o uzayan diliyle de her işe karışır oldu. Siz benimle böyle konuşamazsınız Fidan Hanım. Konuşuyorum Naime. Ne yapacaksın? Bu malikaneyi, bu serveti, bu sofraları bırakıp geldiğin gece konduya geri mi döneceksin? Ha? Hadi. Hadi, ne duruyorsun? Hadi çık git. Ben de aynen böyle düşünmüştüm. Kızın Gülmisel nerede?
Gün misal akşam yemeklerini birlikte yemek konusunda titiz olduğumuzu biliyor. Hastanede biraz işi varmış yenge. Gelir herhalde birazdan. Asım gel benimle. Nerede bu? Kenan. Kenan ne oluyor oğlum? Niye inmiyorsun aşağıya? Anne çıldıracağım. Fatma'yı bulamıyorum. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Asım, bana Aceli'nin numarası lazım. Aceli Şekerci. Git bul yoksa çıldıracağım. Baş üstüne efendim. Oğlum ne oluyorsun? Koskocaman kadın kaybolacak hali yok ya. Bir yere takılmıştır kalmıştır. Şimdi gelir birazdan. Hadi, hadi sen gel aşağıya da yemeğini ye. Anne çıldırdın mı? Ne yemeği? Görmüyor musun ne hal olduğumu? Git sen ye yemeğini. Yemekmiş. Fatma! Fatma kurbağalığı bırakma kendine. Fatma! Sakın vazgeçme canından. Kurban olduğumdan. Fatma! Fatma bak! Bak Fatma kurban olayım sana söz ne istiyorsan yapacağım bak. Yemin ederim ne istiyorsan yapacağım. Bak boşanma kağıdını da imzalayacağım yeter ki bırakma kendini Fatma. Fatma dayan Fatma! Fatma! Ya ana, o acele aramadı, harica da yok bunda. Bir daha ara o zaman, belki unutmuştur. Arayayım bakayım. Allah'ım kurban olayım sana yalvarıyorum, Allah'ım doğruyum, Allah'ım yardım etsin, Allah'ım bana bir şey olmaz, Allah'ım. Allah'ım daha küçücük çocuğum var Allah'ım. Allah'ım doğru olur çocuğuna bağışın Allah'ım. Allah'ım benden al ona ver Allah'ım, benden al ona ver Allah'ım, benden al ona ver Allah'ım, ne olur. Yeter ki bir yol yaşasın Allah. Bayram! Bayram, kaçamadım kardeş. Bayram, Fatma'yı hastaneye yetiştiriyor. Bayram, Fatma ölüyor Bayram. Fatma ölüyor Bayram, Fatma ölüyor. Lan kaç saat oldu? Ne içeri giriyorsun ne de geri dönüyorsun. Olacak adamın karşısına dikilecek yüreğin yoksa. Tamam. Tamam. Gelsin konuşacağım. Söz mü lan? Söz. Söz. Ha şöyle ya. Ha. Haberi geliyor lan. O lan. Abi mi? Oh vallahi babam. Bana o Murat'ı çağır. Sait ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum Bilal. Ben istemem. İstediğimi alırım biliyorsun. Oğlunu da aldım da ona haber vereyim dedim. Baba yardım et! Bağırma lan! Sait, onun bir kılına zarar gelirse İstanbul'u yakar, seni de orta yerine gömerim. Duydun mu beni? Kaç! Baba! Sen de kimsin? Ben senin oğlunum. Bütün İstanbul oğlum olduğunu söylüyor. Bıktım lan size para vermekten! Bakma! Sait! Sakın ha! Sakın ona bir zarar vereyim deme. Her gün ölmek için köpek gibi yalvartırım seni sonra. Duydun mu beni lan? Duydun mu beni? Keltavuk! Sağda. Acil müdahale odasında.
Alo. Hacı sen misin? Ha, benim acele. Sen kimsin? Ben Kenan. Kenan Eroğlu. Fatma'ya ulaşamıyorum. Seninle birlikte mi? Alo. Hacı Ali. Cevap versene. Sana soruyorum be adam. Alo Hacı Ali, duymuyor musun beni? Şşş. Bak bana öyle bağırma doktor efendi. Bırak şimdi, Fatma nerede? Hastanedeyiz. Fatma'yı değil. Hastanede mi? Ne yaptınız? Hangi hastanede? Bağırma lan, bağırma, bağırma. Ataşehir'deki hastanedeyiz. Allah kahretsin, ne yaptınız kıza? Yaşıyor mu bari, onu söyle. Bu da dış kapının mandalı. Gerizekalı. Sinan. Çocukken saatin elinden kurtarmam lazım. Ulan iki ateş arasında kaldım da acele. Kenan ne oldu? Amca Fatma hastanedeymiş. Ben hemen gidiyorum. Ben de geliyorum. Hocam nabız düşüyor. Hemen adrenalin yapılsın hemen. Hemen hocam. Yok lan yok, bu böyle olmayacak ya. Bu böyle olmayacak. Ha, alo 155 polis şey mi, imdat? O mu? Ha, ben bir adam kaçırma ihbarında bulunmak istiyorum. Gülmüş Hanım, isterseniz boşuna beklemeyin burada. Ben sonuçlar çıkar çıkmaz size mail atabilirim. Yok yok, ben buradayım, bekliyorum. Peki. İnşallah Kenan abim haklıdır. İnşallah Salih'in sonuçları olumlu çıkar. Of Salih daha çok küçük Allah'ım. Arttırın. Hocam hastayı kaybettik. Fatma. Aman üryan geldim, yine üryan giderim. Canım almaya, benim can vermeye de dermanım mı var efendime? Canım efendim ol.